Savunma sanayi envanterine her geçen gün yerli ve milli donanımlar girmeye devam ediyor efendim. Sonuncusu ise DÜFAS, Türkiye'nin ilk ufuk ötesi denizaltı savunma harbi sonarı. Aselsan'ın ürettiği DÜFAS, Türkiye'nin mavi vatandaki gücüne güç katacak. Adı DÜFAS, Türkiye'nin ilk ve tek ufuk ötesi sonarı. Hem de tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Aselsan tarafından üretildi. Düşük frekanslı aktif sonar sistemi, yani kısaca bilinen adıyla DÜFAS, Türkiye'nin mavi vatandaki gücüne güç katacak. DÜFAS, denizaltılar ve torpidolar gibi sualtı tehditlerinin uzun mesafeden tespit edilmesini sağlıyor. Derinliği değiştirilebilir, aktif ve pasif sonar yetenekleriyle üstün bir teknolojiye sahip. İlk ve tek çekili aktif sonar sistemi olma özelliğini de taşıyor. Akustik sinyalleri aktif sonar bileşenleri aracılığıyla yayınlıyor. DÜFAS birçok özelliği barındırıyor bünyesinde. Yayınlanan sinyalin hedeflerden yansımalarını toplayarak su altı taktiksel resmi oluşturuyor. Uzun menzilde yüksek doğrulukta su altındaki tehditlerin tespitini ve takibini sağlıyor. Yerli ve milli gurur ayrıca ortam gürültülerini dinleyerek torpido gibi tehditlerin de tespitini yapıyor. Bir torpido tehdidi algıladığında karşı tedbir ekipmanlarını devreye sokarak riski ortadan kaldırıyor. Türk futbol tarihine utanç gecesi olarak geçen Trabzon derbisi. Olayların ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'tan ilk açıklama geldi. Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Fenerbahçe'yi ligden çekme restini çekti. Yani bu bir organize bir olaydır. Kulüpler Birliği Bakanlığı'na istifa ettim. Gerekiyorsa da bir atlı geri ineceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedi. Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa etti. Fenerbahçe'nin bu ülkede gördüğü muamele bizim artık daha fazla tahammül edebileceğimiz muamele değildir. 3 Temmuz'da yaşananları biliyorsunuz. 13-14 senelik süreçte nereye geldiğimiz herkesin malumudur. Dün gece linç girişimi. Ya olsaydı ya bir futbolcu linç edilseydi ne olacaktı? Bir tane ya, bir futbolcudan bahsediyorum. Ne diyecektik? Ah biz nerede yanlış yaptık, artık bu son olsun mu diyecektik? Hep son olsun diyoruz. Bu olmuyor. Özellikle Fenerbahçe söz konuşurken. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yaşananların ana sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu'dur dedi. Maç başladı. Aşama aşama, aşama aşama, aşama aşama olaylar büyüdü, büyüdü, büyüdü. Hakemin hiçbir şey yapmaması, hakemin maç sırasında hiçbir yaptırım uygulamaması, uyguladıklarında son derece geç kalması ne yaptı? Tribünleri cesaretlendirdi. Ve tribünlerde netice almaya başladılar. Goller gelince de daha da cesaretlendiler. Ama futbol nabzını bilen, biraz bilen bir insan işi nereye gittiğini görebilirdi. Ve maçı devam ettirdiler. Bu maçın devam ettirmesi olacak iş değil. Ali Koç, 2 Nisan'da Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nu toplayacaklarını söyledi. Gerekirse ligden çekileceklerini belirtti. Biz hep beraber karar verelim ve gerekeni yapalım. Çünkü bu gidişat değildir. İstenen Fenerbahçe'nin kazanmaması, başarılı olmaması, gol atmaması, neyse galip gelmemesi, hatta sahalarda yer almaması. Bu mu sizin istediğiniz? Tamam, siz isteğiniz bu olabilir. Biz genel kurul da kongrelerimizle beraber Fenerbahçe bundan sonra nereye gideceğine karar vereceğiz. Çünkü bu iş böyle gitmeyecek. Bu iş böyle gitmeyecek. Ve şöyle de düşünenler olabilir. 3 ay sonra bırakıyorsun, ediyorsun. Finansal zarar vesaire vesaire. Biz bu kararı alırsak ben bırakmıyorum. Bir alt ligde kulübün başkanı olarak kulübü tekrar Süper Lig'e çıkarız. O zaman bırakırız.